Bursa'nın fethinin 691. yıl dönümü dün resmi kutlamalarla başladı. Osman Gazi Belediyesi de bu yıl fetih şenliklerinin 13.sünü düzenliyor. Bugün 2. Beyazıt ve dönemi sempozyumuyla başladı şenlikler. Ördekli Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda Bursa İhtisap Kanunnamesi sergisi de açıldı. Osman Gazi Belediyesi'nin bu yıl 13.sünü düzenlediği Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın fetih şenlikleri kapsamında 2. Bayezid ve dönemi sempozyumu düzenlendi. Biz kendimize bakacağız. Kendi tarihimize bakacağız. Bizim tarihimizde, bizim geçmişimizde insanları eşit gören, insanlara insanca muamele eden ve onların canlarını, mallarını güven altına alan bir anlayış var. Üç kıtaya bu şekilde gidilmiş. Ördekli Kültür Merkezi'ndeki sempozyuma katılan akademisyenler Osmanlı geleneklerini dinleyicilerle paylaştı. Osmanlı sultanlarının gönül adamlarıyla ilişkileri var. II. Bayezid'in de Cemal Halveti ile irtibatı var. Bu tabii ki insani bir şeydir, İslami bir şeydir. Yani padişahlar da insandır netice itibariyle. Dolayısıyla onların da gönül yoluyla sohbete, yapılan sohbetlere ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bir Osmanlı geleneğidir diyebiliriz. II. Bayezid'in Osmanlı edebiyatına özgünlük kazandırmak için yaptığı çalışmalar da sempozyumun gündemindeydi. Bir Türk, Çağatay Türk şairi Nevai'nin 33 tane gazelini o dönemin şairlerine veriyor ve o şairlere bu şiirler gibi şiirler yazmasını istiyor. Ve ondan sonra da hakikaten Osmanlı şiirindeki İrani etki kırılıyor ve bir Türk Osmanlı şiiri oluşuyor. İki gün sürecek sempozyumun açılışında Bursa İhtisap Kanunnamesi sergisi de ziyarete açıldı.